Bugün Vadse Gölü'ne geldik. Orman Gölü Federasyonu. Bölgeyi keşfettik ve bol bol 2 gün arayla uzaktan komandolu kayığımızda yemleme yaptık. Çadırlarımızı yerleştirdik, malzemelerimizi, tulumlarımızı, yataklarımızı, bütün malzemelerimiz hazır. Şu anda ilk avımıza başladık. On dakika arayla peş peşe iki tane güzel orta boylu aynalı aldık. Bu da neyi gösteriyor? Yaptığımız her şey doğru arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda 10. sezonumuz da evet, fileye giriyor derken görüyorsun arkadaşlar, üst kere ne yapmak gerekiyor. Yani fileye girmedikçe balık sizin değil. Evet, şu anda giriyor. Şu anda 11. balığımız çok küçük bir aynalı. Tam
yağmur aralandı burada arkadaşlar. Bunu da salacağız. Otomatı yerine atacağız. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz şu anda balığımız da ortamıza vurdu. Ve şu an onu çekmekle meşgulüz. Aynen. Evet, aynı da yapacağımız iş buydu. Balığı hemen dalların o sazlıkların altına girmeden ortaya yan tutarak çıkarttık. Evet, şu anda balığı boşaldık arkadaşlar. Efendim şu anda sizlere bugün biraz zamanımız var. Yeni bir teknik göstereceğim. Bu tekniğin adı, buna Almanca'da ya da İngilizce'de clips diyorlar. Bizde de Türkçesi de diyelim ki ip tutucu olarak her makinenin başında olan şu çengelin oraya ip takacağız arkadaşlar. İpi takmamızın anlamı şu. Yani şu anda biz tutmuş olduğumuz yerler 110 metre. 110 metreye oltamızı attık. Bunu daha önce de keşfettik. Şimdi fakat herhangi bir problem olduğu zaman gecelin diyelim ki karanlıkta veya diyelim ki eliniz falan kayabilir olta atarken bunu her zaman aynı yere atmak için bu sistemi yani tekniği kullanabilirsiniz. Bunu sportif sadan ağlarında, tuna ağlarında, levrek ağlarında ve de kıyı balıkçılığında çok önemli arkadaşlar. Kıyıdan tam ortalama 100 diyelim, 150-160 metre tabii oltanın atarına bakar, atıcıya bakar.
avlandığınız yere devamlı aynı mesafeye olta atmak çok önemlidir. Ve de çok da balık vuruyorsa. Evet, şu anda ben oltamı 110 metreye atacağım. Evet arkadaşlar, bakın ben oltamı şu anda tam 110 metreye mesafeye attım ve 110 metreye mesafeye attığım yer tutucu burada. Şimdi buraya tekrar atmam için ne yapacağım? Bu şekilde, yani size anlayacağız, bu şekilde ipimi saracağım ve tekrar atacağım. Bakın, size bunu tekrar göstereceğim. Her zaman montajını kontrol edeceksiniz. Evet, şu anda tekrar aynı yerime, yani bu 110 metre geldiği zaman tak yapacak arkadaşlar hep. Çünkü o mesafede ipim duracak ve montajım oraya düşecek. Bakın, tık dedi. Şu anda benim oltayı attığım yer 110 metre. Şimdi bunu buraya bırakacağım. Fakat bu şekilde avlanamayacağım da bir gerçek. Şu anda makineyi böyle bırakırsam arkadaşlar, balık vurduğu zaman buruyu kopartır. Bakın şu anda yapacağımı, bu mesafeyi ortalama yarım metre boyayacağım. Elastik bir boya arkadaşlar. Bu kesinlikle ve kesinlikle ipe 3-4 dakika durduğu zaman kuruyor. Ve kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şeye zararı yok. Yani birisine de zararı yok. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın, klipsi açıyoruz buradaki ipi çengelden. Evet, balık vurduğu zaman şu anda rahatlıkla gidebiliyor. Tekrar atacağımız zaman ne yapacağız? Bu boyanın bu mesafeye getireceğiz ve tekrar bu ip tutucuya takacağız ve bu şekilde atacağız. Yani ikinci defa atacağımız zaman hiçbir sorunsuz bu boyadan mesafeyi göreceğiz arkadaşlar. Bunu birkaç defa daha yapacağız. Umarım sizlere güzel bir anlatım olmuştur. Bugün biraz zamanımız vardı ve de ortalama 13 saattir buradayız arkadaşlar. 13 saattir buradayız ve tam 12 tane sazan aldık. Yani ortalama bir saat başına bir tane sazan alıyoruz. Bu da ne demek oluyor? Keşfettiğimiz yerler doğru, yemlerimiz doğru ve de şansımız demeyelim. Tabi balıkçılıkta her zaman rastgele şans var ama şanssız siz de olacaksınız. Biz ne yaptık? İlk defa geldik. İlk defa avlanacağımız bir gölü hiç tanımadan saatlerce bir pazar günümüzü buraya ayırdık. Ve bir pazar günü buraya ayırdığımızın karşılığında ve de ne diyelim, hani meyvelerini de yavaş yavaş almaya başladık. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda, az önce ne demiştik? 13 saatte 12 balık. Şu anda da arkadaşlar 13 saatte 13. balığımız vurdu. Yani şu anda bu balığı da fileye koyduğumuz zaman ne olacak? Saat başı bir balık yakalamış olacağız. Evet, umarım oltanın ucundaki de iyi balıktır. Fakat bizim almış olduğumuz duyumlara, yani bu göle de rastgele gelmedik. Bu federasyona da tesadüfen üye olmadık arkadaşlar. Müracaat ettik. Kendimizin ne olduğunu söyledik. Bir yaban programcısı olduğumuzu söyledik. Ve de kendimizi anlattık ve sadece ve sadece sportif sadan avları yaptığımızı anlattık. Onlar da bizi bu göle aldılar. Ama önceden aldığımız duyumlara göre bu gölde gerçekten çok büyük mersin balıkları da varmış. Ortalama 160-170 cm boylarında ve de 32 kiloluk, bundan 4 sene önce yabani sadan yakalanmış. Yani biz bu balıkların peşindeyiz ve de daha büyük sazanlar olduğunu, pullu ve aynalı. Ama şu ana kadar yakaladıklarımız balıklarda bir tanesi var. Ortalama 14 kilo bir pullu var.
Fakat bekliyoruz. Ve bir anda da gördüğünüz gibi ortamın önünde balık var. Tabii ki bunlar artık hepimiz de yakından bildiği gibi balığın son gıyıya yaklaştığı zaman çok görüyorsunuz yapmış olduğu ağır ve çevik manevralar. Görüyorsunuz bakın iskelenin altından bir yandan giriyor bir yandan çıkıyor bakın. Bakın arkadaşlar bunun içinde ağzında bir yara daha var. Yani bu balık daha önceden en azından ağzında böyle bakın çenesinde bir karartı var. 2-3 defa yakalanmış. Yani bir balıkçı arkadaşlar bunu yakalayıp salmışlar geri. Evet bizi uğraştıran bu. Bu beyefendi arkadaşlar bakın. Almanya'da ilk önce belge alabilmek için önce bir kursa yazılmanız lazım. Size 600 soruluk bir kitap veriliyor. Ve bu kursa en az 10 defa 2 saatliğine aynı diyelim yani ehliyet kursu gibi 10 saat gitmeniz lazım. Ve de nasıl orada kursa öğretiyorlar. Balık şu şekilde tutulur. Yemleme zamanları böyle, yumurtlama zamanları böyle. O 10 saatlik kursu yaptıktan sonra bir de bunun tutma kursu var. Yani siz ehliyeti 10 saat okulda kursta çalışıyorsunuz ve bir de usta bir balıkçının yani belgesi olan balıkçının yanında da 10 saat balık tutmanız lazım. Size o usta balıkçının size anlatması lazım ve bunu da imzalatarak bu şekilde dokümanları toparlayarak sınava giriyorsunuz. Sınavda sizin karşınıza Almanya'daki aynı ehliyet gibi 600 sorudan 60 tane soru çıkıyor. Ve bu 60 sorunun 45 tanesini doğru bilmeniz lazım. Ve 15 yanlış hakkınız var. Bu sorulara doğru cevap verdiğiniz zaman Führerschein diyorlar. Yani balık tutma müsaadesi oluyor. Buna sahip oluyorsunuz. Bugün saat 12'den beri hiç balık vurmamıştı. Şu anda saat 5'e geliyor. Bu ilk balığımız. Yani şu anda gelecek balık 15. balığımız. Arkamızdaki gençlerle sohbet ediyoruz. Onlar da bütün gün kız arkadaşlarıyla gelmişler.
Zayıf balık yakalayamadık diyorlar. Onlar da bizi seviyorlar. Schöner Farbe, ja, da. Und nicht groß. Artık yavaş yavaş şu anda hava kararıyor ve biz de olduğumuz iskeleye oturduk. Biraz şöyle yapmış olduğumuz 24 saatlik sportif sadan ağırlığını bir ufak bir değerlendirmesini yapacağız. Buraya işin bir gerçeği var. Çok büyük umutlarla gelmemiştik. Hazırlı gelmiştik. Fakat ne oldu? Ardı ardına balıklar vurmaya başlayınca gerçekten neşemize neşe kattı ve de çok büyük trofiler yok ama içlerinde 14 kilo kadar bir tane pullu var. Ama bu da bizim için çok mu çok başarı arkadaşlar. İlk defa geldiğiniz gördü. Bunu ben hatta çekimlerde birkaç defa tekrarladım. Tekrarlıyorum. İlk bir yabancı avlığa geliyorsunuz. Hiç tanımıyorsunuz. Sadece o avlığa yemleme kayığıyla bir inceleme yaptık. 3 aşağı 5 yukarı yılların vermiş olduğu tecrübede evet dedik. Balıklar şu koyu yerlerde, avaç aralarında, sazlık yerlerde çok olur ve oralara şey yaptık, yani tespit ettik. Gidip de gölün ortasını ya da diğer açık alanları tespit etmedik. Çünkü ortalama bu tip göller Almanya'da 10 metreden aşağı değil. Şu anda bunlar genelde kum çıkarılan göller. 10 metreden başlar ortalama kum gölleri. 35 metreye, 40 metreye kadar gittiği olmuştur. Ve de bu anda bu gölün ortalama derinliği de 13 metre. Yani 13 metrede bir sadan aramadık. Aranmazdı. Ya kışın ortasında eksi su bir derecelere falan yaklaştığı zaman belki olabilir ama o zaman da gölün üzeri zaten su tutuyor ve kesinlikle sportif sadan avları yapılmıyor.